Antalya Büyükşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi. Bu yılda Kömürcüler, Yeşilbahçe ve Soğuksu mahallelerinde ücretsiz kurban kesim hizmeti verilecek. Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için kurulan hayvan yakalama timi ise bayram süresince görev başında olacak. Antalya Kurban Bayramı'na hazır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü kurban kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için 3 ayrı yerde kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı ile Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda bayramın birinci ve ikinci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim noktalarında zabıta ve güvenlik görevlileri de hazır bulunacak. Vatandaşlar kendilerine verilen sıra numarasıyla kurbanlığını kasaplara teslim edecek. Vatandaşlar çayını kahvesini yudumlarken kasaplar kurbanlığı kesip parçalanmış ve poşetlenmiş şekilde sahibine teslim edecek. Kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kesimini gerçekleştirmek için tüm ayrıntıların düşünüldüğü kesim yerlerinde, kesim sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları için de ayrıca atık toplama ekipleri oluşturuldu. Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanları yakalamak üzere bu yılda Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan yakalama timi görev başında olacak. Halka açık yerlerde, parklarda, yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesiminin yapılmasını engellemek için zabıta ekiplerinin denetimleri bayram süresince aralıksız devam edecek. Belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara veya kesilen hayvanın atıklarını sokağa bırakanlara kabahatler kanununa göre idari para cezası kesilecek. Evet, bu yıl 11 Ağustos'a denk gelen Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban pazarları kuruldu ve Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlıkları da tamam.